Arkadaşlar, hepinize yeni bir videodan yeniden merhabalar. Şöyle alalım. Evet, sevindirici haber. 10. günün sonunda geldi. 4 defa mı, 5 defa mı ne itirazda bulunduk. Şu anda ekli olmayan bir arkadaş da yazmış tam videoyu başlatırken. Yazdığı için ona da buradan teşekkürlerimizi iletiyorum. Evet arkadaşlar, suçsuz olduğumuz belli oldu. Bir aylık banımız 20 gün kala açıldı. Mağduriyetimiz devam ediyor. Çok fazla şekilde mağdur edildik. Munton Mobile Legends tarafından. Şu anda da ekipte 2 kişiyiz. 6 kişiydik totalde. Diğer 4 kişi ekipten ayrıldı. Ban yememek için FKSS'ten. Onun bilgisini vereyim sizlere. Normalde biliyorsunuz bizim sıramız 4. ekip sıralamasında. Kasmış olsaydık şu an 27-28 milyon civarında bir gücümüz olacaktı. Çok rahatlıkla ikinci olurduk. Çok rahatlıkla. Birinci ile aramızda fark da bu kadar olmayacaktı. Şu an zaten iki kişi olduğumuz için bayağı bir alta düşmüşüz. 22. sıraya düşmüşüz. 2 milyon 400 K gücümüz kalmış. İki kişi kaldığımız için, ekipten çıkanlar olduğu için. Negatif impact de ban yedi bu arada. 2 defa pardon. 3 defa ban yediler onlar da galiba. Onlarınki hızlı açıldı. Bizimki açılmıyordu. Nasıl açıldı diye soracak olan varsa bir önceki videoyu açıp bizim ekipte bulunan bir oyuncunun biosunu silmeyi unutmuşlar. Şimdi bizim aldığımız ceza biyografi cezası arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz oyunu oyuncu durumunu güncellemedi yazıyor ya. Burada benim Instagram'ım, YouTube hesabım, bir de Dlive hesabım yazıyordu. Diğer arkadaşların da aynı şekilde birinin Instagram'ı, birinin Discord'u yazıyordu. Zaten bir önceki videoda şeyi göstermiştim. Savio'mu göstermiştim. Hatta büyük ihtimalle duruyordur. Hemen şöyle girelim. Bakın, hesabı bu şekildeydi. Bizim 4 hesabımızın BIOS'u temizlenmişti ama Savio'mun hesabı temizlenmemişti. Unutulmuştu. Yani bizi banlayan yeteneksiz, vasıfsız müşteri hizmetleri temsilcisi ya da geliştirici ekipteki enayi arkadaşımız burayı silmeyi unutmuş. Yani işini yarım yapmış. Bakın, hem FKSS olduğunu anlamayacak kapasitede. Bu bir. Hem işini doğru düzgün yapamayacak kapasitede. Bu iki. Hem biz itiraz ediyoruz. İtirazımızın bakın, birinci değil, ikinci değil, üçüncü değil, dördüncü değil, beşinci itirazda. En son işte ben bunu söylüyorum, bunu ortaya atıyorum. Bunu bilerek söylemiyordum ben, çünkü silebilirlerdi. Elimizde kanıt olduğu için bekliyorduk. Bakalım hani ne zaman suçsuz olduğumuzu anlayacaklar diye. Bana hep şöyle bir dönüş geldi Türkiye Discord moderatöründen. Merkez fake olmadığını söylüyor. Merkez fake olmadığını söylüyor. Biz işte hile reklamı yapıyormuşuz. İşte MapHack satılır. Ne bileyim işte Map satın almak isteyenler, LobbyHack satın almak isteyenler, iletişim adresi burası tarzında bir fake SS yapılıp biyomuza yazılmış. Fake bir yazıyla. Daha sonrasında bunu işte şikayet ediyorlar. Fake rapor oluşturuyorlar. O raporla bu büyük ihtimalle Türk Müşteri Hizmetleri'nden kaynaklı. Türk Müşteri Hizmetleri ajansa bağlı olduğu için ajans çalışanları da oyundan anlamayan, vasıfsız, maalesef ki vasıfsız insanlar olduğu için direkt bakıyor. SS'de ne yazıyor? İşte bu mevzu. Tamam, onaylandı abi. Al ID'si ne? Sunucusu ne? Bu. Bitti. Geç. Sıradaki işlem. Aynen bu. Kontrol yok. Hiçbir şekilde kontrol yok. Müşteri hizmetleri bunu yapıyor. Daha sonrasında ID'yi gönderdiği için geliştirici ekip de müşteri hizmetlerinin hizmetlerine itimat ederek bana attığı için geliştirici ekipte bir suç yok. Tek sıkıntılı olay şu. Biz buradan moderatör vasıtasıyla geliştirici ekibe yazıyoruz. İtiraz oluşturuyoruz. Geliştirici ekipteki o işten anlamayan eleman diyor ki biyolar fake değil. Biyolarda işte hile reklamı yapılıyor. Yahu dedim en son. Tamam, 5. itirazla. Dedim ki ya güzel kardeşim. Şimdi sen moderatörsün. Biyodan ban yediğimizde biyomuz temizleniyor mu? Temizleniyor. Tamam kardeşim. Bizim 2 tane hesabımız 7 günlük ban yedi. 3 tane hesabımız 30 günlük yedi. 7 günlük yiyenler açılmasını bekledik, yani açmıyorlar diye bekledik, açıldı. Diğer 3 hesabımız için de dedim ki madem eğer böyle bir şey var, al dedim bak hesabın son giriş tarihi. Al dedim, ID'si burada yazıyor. Buyur kendin kontrol et. Kendin emin ol. Al dedim, bir orada yazıyor abi.
Bir öğüyü biz dedim girip değiştiremeyiz. Bir öğüyü silmemişlerdi. Bak dedim hani işini yapan kişi bile doğru düzgün yapamamış. Bu kadar kötü bir işçilikle çalışıyor. Bir de dedim kendin kontrol et. Kendisi kontrol etti. Bir itiraz daha oluşturdum dedim. Evet. Bununla ilgili işte ekiple ilgili de altına not düştüm. İşte tekrar kontrol edersin. Fake SS'le hani bu ekip global 4'tü 5'ti ya da artık neyse yazmış. En son bugün sabah işte hesaplarımızın açıldığını öğrendik. Yani kendimiz girerek kontrol ederek öğrendik açıldığını. Kısacası 10 gündür mağdur edildik. 10 gündür bizim en kötü ihtimalle 23 milyon güç gibi bir rakama tekamül ediyor. Ortalama işte 23 milyon güçten fazla kasardık biz de 23 milyon gibi bir gücümüzü kasamadık. Ekstra olarak mental damage yedik. Mental olarak benim ekibimdeki bütün oyuncular psikolojik olarak günde 20 saat oyun oynuyorduk arkadaşlar. Yani ortalaması en kötü oyun oynayan oyuncu 13 saat oyun oynuyordu ekipteki. Öyle söyleyeyim. Bizim diğer online olduğumuz saatlerde mesela 12 saat uykusu gelen arkadaşımızı gönderiyorduk. Yerine başka bir oyuncu çekiyorduk. İşte birini sokuyorduk hesaba. 7 saat, 8 saat o bizde devam ediyordu. Sonra ben 4 saat uyuyordum, uyanıyordum. Hemen tekrar kaldırıyordum diğer ekip üyelerini. Hadi oyuna. Yani bu şekilde 10 gün, 12 gün oyun oynadık biz. Tempolu şekilde. Sonucu bu olmamalıydı tabii ki. Ben bu videoyu çekmemdeki amaç şu arkadaşlar. Bu videoyu çekmemdeki amaç şu. Normalde bunu çeksem de çekmesem de bir şey değişmeyecek. Sonuç olarak banımız açıldı ve mağduriyetimiz devam ediyor. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. Mesela en basitinden ben haftalık geçiş, elmas geçişi satın almışım. Bunun bana mesela ödemesi yapılmadı. Oyuna giremediğim için alamadım. 10 günlük mesela. En basitinden maddi olarak bu. Maneviyat zaten. Bizim istediğimiz tek şey maneviyat arkadaşlar. Manevi olarak biz mental demeciliğimiz için mağdur olduğumuz için biz sadece özür bekliyoruz abi. Bak ben müşteri hizmetlerine yazdım. Bana dedim global bir çerçevesi de verseniz benim dedim hiçbir şekilde mağduriyetimi gideremezsiniz. Çünkü psikolojik bir travma yaşıyor ekipteki diğer arkadaşlar. Hani sadece ben değil. Çünkü başın düşünsenize ya bir şeye uğraşıyorsunuz. Bir işe kalkışıyorsunuz. Günlük 20 saatinizi veriyorsunuz. Uykunuzdan feragat ediyorsunuz. YouTube'a video atmadığım oldu. İşinizden feragat ediyorsunuz. Ne bileyim işte benim birilerine vakit ayırmam gerekiyor. O kişilere vakit ayıramıyorum. Benim kardeşim var işte evde okuldan geldiğinde bir tek onunla ben varız. Ona bakmam gerekiyor. Ona yemek hazırlamam gerekiyor. Ödevlerine yardım etmem gerekiyor. Vesaire vesaire. Ve bunları ben yapamıyordum. Eksik yapıyordum. Anlatabiliyor muyum? Yani ben kendimden ödün veriyordum. Burada bir şey başarabilmek için. Ve sizlere içerik üretmek istiyordum. Bu içeriği de zaten dünya üzerinde kimse yapmadı. 90 gün boyunca kimse içerik üretmedi bu şekilde. Velhasıl kelam, kısa kesmek gerekirse işin özü biz Muntondan özür bekliyoruz abi. Çok basit bir şey. Sadece özür. Maddi olarak bir beklentimiz de yok. Manevi olarak sadece bizden özür dilensin. Biz bir hata yaptık. Bir daha tekrarlanmayacak şeklinde bir özür bekliyoruz. Sadece bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Ekstra olarak şunları da söylemek istiyorum. Bizlere hile kullandığımızı şunu yazan 3-5 kişi var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Kusura bakma güzel kardeşim. Senin evinde de yangın var da biz söndürmeye gelmiyoruz. Anladın sen bu mesajımı? Utanmadan yüzsüz gibi şunu yazanlar var. Bak abi ban mı yedin? Neden oynamıyorsun? Bak bunda kasıt yoktur diyecektim ama varmış. Şurada ifşa videosu ne zaman gelir diyor. Yes, bu elemanın 500 kostümlü hesabını ben banlattım. Map açtığı için. İki defa yüzsüz yüzsüz utanmadan bak yüzsüz yüzsüz bunu yazabiliyorlar. Yüzsüz yüzsüz. Çünkü bunların yüzüne tükürsem ya Rabbi şükür der secdeye durur böyle. Allah'ım teşekkür ederim der. Yani bunlar o kadar yüzsüz anladın mı? Allah'tan geldiğini düşünür. Tövbe haşa ya Rabbi. Yani bir insanın onlara böyle hakaret edebileceğini düşünmez. Yüzsüz der çünkü. Aynı örnek vermeyin. Neyse boş verin. Kısa ve öz işin özü bu videoyu çekmemdeki sebeplerden birisi bunlardan nefret etmemden kaynaklı. Yani başımıza gelmeyen kalmadı arkadaşlar. Başımıza gelmeyen kalmadığı için ekip gücü kasmayı bıraktık. Dediğim gibi bizim tek isteğimiz bir özür. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Çünkü yıprandık. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yıprandık. Şimdiye benim 220 yıldız, 230 yıldız olmam lazımdı. En kötü ihtimalle.
Ne bileyim. Bir sürü hikayeler. Allah diğer ekiplerin yardımcısı olsun. Belki bir ihtimal diğer ekiplere yardıma giderim. Hala şunu da söyleyeyim. Biz ban yedik. Negatif impact yedi. Şimdi sırada Override ekibi var. Bu ekip ban yerse bu ekibin banı bakalım ne kadar süreli açılacak. Onu merak ediyorum. Yani şöyle bir şey de var. Bu ekip de mesela ban yedi. Bunlarınki de hemen açıldı. Bir bizimki açılmadı. Çok garip şeyler döndü yani arkadaşlar. Anlamış değilim. 79 gün var sezonun bitmesine. Elimden geleni ardıma koymayacağım. Kılıçları çektim. Herkes benimle savaşmaya hazır olsun. Kendinize iyi bakın.